Güllü. Hayrola? Sen niye geldin? Yoksa kardeşin daha erken astırmak için mi? Hoş geldiniz size. Merhaba. Buyurun. Önce beni dinleyin avukat. Benim meselem önemli. Oğlum Hamza ile ilgili. Siz de mi? Benim de söyleyeceklerim Hamza ile ilgili. Biliyorsunuz, Muzaffer'in katili Hamza. Abim olur. Duyduğuma göre davası sonuçlanmış. Adalet yerini bulmuş. Dava neticesini ben de duydum. Yalnız benim sizden öğrenmek istediğim bir şey var. Muzaffer'in eşi ve çocuğunun anası olarak acaba ben bu karara mani olabilir miyim? Yani kanunen böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ben bunu öğrenmek istedim. Hamza tahammüden adam öldürme suçundan hüküm giydi. Madde 450 ve 765 sayılı kanun hükmüne göre katil fiili tahammüden icra olunduğunda cezası idamdır. Ayrıca bu dava kamu davasıdır. Kurban yakınlarının şikayetçi olmaması davanın seyrini etkilemez. Bu nasıl iş avukat? Adamın karısı vazgeçtim asmasınlar diyor. Başka bir çaremiz yok mu? Maalesef. Ama başka bir şansımız olmalı. Ne bileyim temize memize gidersiniz diyorlar. İdam kararları zaten doğrudan temize gidiyor. Taraflar gitmese bile. Bak gördünüz mü bir şansımız varmış ha? Ancak avukat tutmak sizin lehinize olur. O vakit Yargıtay resen konuyu inceler. Avukatın ileri sürmüş olduğu temiz nedenlerini de tek tek karşılayıp bunların yerinde olup olmadığını incelemek zorunda kalır. Bu da iyi bir avukatınız varsa sizin için bir şans doğurabilir. İyi işte siz bizim avukatımız olun. Bizim de bir şansımız olsun ha. Bu sizin için bir aile masraflı olacaktır. Anlamadım şimdi avukat sen çok para isterim mi diyorsunuz? Her işin bir rayıcı var. Bu basit bir mesele değil. Tamam. Alacağın olsun kabah, he mi? Sağ bir şey olacak diye çok korktuk ya. Çiğnemeden yutuyorsun kabah. İşe gideceğim de geç kalmayayım Emre'ye. Bakıyorum sevdin işini ha? He, siz de anlamışsınızdır herhalde değil mi? Tabii tabii anlamaz olur muyuz ya? Yaman adamsın yemin ediyorum. Meyhanenin iki gecede kazandığını çıkarmış herif. Ha, ben gideyim anca. Dur. Ezberini ettin mi iyice be? Ha. Ama edebiyle. Ne oğlum? Edepsiz ne yapıyoruz kardeş biz? Allah Allah. Bak şimdi ben söyleyeceğim, benden sonra tekrar et. Mezelerin en dazesi. Kebabın şahanesi. İçkiler akar su gibi. Zaloğlu'nun meyhanesi. Söyle. Mezelerin en dazesi. Kebabın şahanesi. Akar oluk oluk su gibi. Zalunun meyhanesi. Tamam oğlum o sonunu müezzin gibi yapmana gerek yok. Bunları normal söylersen zaten millet gelir. Anlıyorsun değil mi bana? Hadi. Bak. Diyorum ki ne? Böyle dükkanın önünden tam böyle küçük saate kadar tak 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 kuyruk olacak mı lazım? İnşallah. Sen nereye bu saatte? Berbere uğrayacağım kurban oldum. Hadi afiyet olsun kolay gelsin. Gezikme hadi hemen kolay gelsin. Yenge, senden bir istirhamım olacak. Olsun bakalım. Bak kabah, bugün ne istersen yapacağım he. Yani madem artık elim benim ekmek tutuyor, diyorum ki ne, şu Gülizar Hanım'a bir gitsen de ne düşündüğünü merak ediyorum yani. Gülizar Hanım benim şu yaralı göğnüme bir merhem sürüverse, yani diyorum. Nasıl yani? Şimdi sen benden gidip çiftliğe Gülizar'ı ayartmama mı istiyor? Haşa! Ayartmak değil! Ben ciddiyim. Gülizar Hanım'a beni öp. O kadar para kazanıyor artık da. İşe yarıyor da. Ele ekmek tutuyor da. Böyle göklere çıkarsan. Yani ben gidemem ki.
Ne bileyim, yani orada dili Şeyda'yı bülbülü öttürecek bir halim yok. Onu görünce nutkum tutmuyor. Tamam, tamam. Ben gider bir konuşurum. Allah! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.